sevgili Balkanlar TV izleyenleri, bugün misafir olduğumuz, konuk olduğumuz konu ve kurum Zeytinburnu Kadınlar Meclisi Kent Konseyi. Yanımızda da Sayın Sonay Demirci Hanım var. Kent Konseyi Kadın Meclisi. Peki ben tanıtayım size. Ben size sorularım. Ben Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'yim. Ben Sonay Demirci. Neyse, öncelikle ona geldik diyorum. Sizlerin de bizim için herkese de çok teşekkür ediyorum. Biraz daha yaklaşalım kameraya. Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu kadın temalı işliyoruz ve kadının daha güçlü, daha özgüven sahibi olmasına yönelik yaptığımız, topluma kazandırma amacıyla yaptığımız bir eğitim konulu projelerimizde. Bugün gerçekleşen bu eğitimimizde de aynı amacı gidiyoruz biz. Bu eğitimde biliyorsunuz geleneksel tutkuma var. Eskiden dönemlerinde süre gelen ve daha sonra akıma dönüşen bir kırk yama, evrensel adıyla da patchwork biliyorsunuz. Bunun eğitimini başlattık. Toplam bu 15 saat sürecek olan bu eğitim 8 haftada tamamlayacağız. Daha sonra bu yaptığımız eğitimleri sosyal medya hesaplarında da yayınlamayı düşünüyoruz ki daha çok kadın kitlesine ulaşmak adına. Ben bu anlamda bu projenin duayeni Kadın Meclisi Başkanımız Gülmen Güven Hanımefendi'ye ve tüm yönetimdeki ve buradaki arkadaşlara, özellikle öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra hocamla da konuşacağız ama sizinle başlamak istedik. Burada kursiyer ne var? Kaç kursiyerimiz var normalde? Şu anda pandemi dönemi, dolayısıyla biraz herhalde azalma evet, vardır. Evet, işte söylediğim gibi pandemi dönemi olduğu için... Kameraya doğru dönersek bir sunayalım. Pandemi dönemi olduğu için 6 kişiyle sınırlandırdık. Fakat amacımız daha çok kitleye ulaşmak. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımızda daha sonrasında bunu gösterime sunacağız. YouTube kanallarımızda, Instagram, Facebook sayfamızda ki daha çok kadın kitleye ulaşmak hedefimiz bu. Bu süre gelen dönemi de bu şekilde atlatmak istedik. Peki buradaki hedef nedir? Buradan mezuniyet periyodu var mı? Ne kadar zaman devam ediyorlar ve en sonunda nereye ulaşıyoruz? Evet. Burada asıl olan hedef kadın. Daha güçlü toplumda, daha özgüven sahibi kadınlar oluşturmak. Bu monoton geçen günlerimizde ise yeteneklerini geliştirmek istedik hanımlarımızın ve bununla süre gelen bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje 15 saate tekabül eden 8 haftalık bir projemiz. Tabii ki pandemi dönemiyle 6 kişiyle sınırlandırmak zorunda kaldık. Eğitim dediğim gibi sosyal medya hesaplarında canlı yayın olarak şu an çekiyoruz ama daha sonra kaydederek de YouTube'da hanımlar istedikleri zaman ulaşabilecekler. Buradaki amaç rutin geçen evdeki yaşantımıza bir katkıda bulunmak, kadınları daha özgüven sahibi olması için onların yanında olduğumuzu, kadın dayanışmasını gösterdiğimiz için bu projeyi çok önemsiyoruz.